Eskiden tiyatroda bir yere gelmemiş ve kendini kanıtlamamış insanlar film yapamazmış. Ondandır tiradlar havada uçuşur ve herkes oyunculuk konuştururmuş. Çoğumuz belki de çocukluğumuzda televizyonda Yeşilçam saatlerinde hep turist Ömer filmleri yayınlandığı için biz de onu öyle tanıdık. Ama bilir misiniz, sadece Sadri Alışık'ın muhteşem oyunculuğunu izlemek için bile bugün açıp izlenebilecek ve asla sırıtmayacak onun jön olduğu filmler var. Hani şu İlhami Al Görün, böyle olmasını istemezdim ama hep olurdu. Dünyanın bütün Kızılderilileri yenilir, Spartacus kaybeder, gün batarken sararır, kuşlar döner, Sadri Alışık denilen her gele, her filminde ağlardı. O ağladıkça ben de ağlardım. Nedenini bilmez ağlardım. Ağladıkça Sadri'ye kıl kapar gıcık olurdum. Üçüncü şahıs olarak kalışına, hep gidici kadınları sevişine, bu gidiciliklerinin bir mecburiyet gibi duruşuna, Sadri'nin bu mecburiyetlere giden kişinin özgürlüğü olarak bakıp ona ihanet etmemek için kendine ihanet edişine olarak yazdığı Sadri Alışık. Sadece izlediğim filmler üzerinden kurduğum listeyi, Turist Ömer serisinde sevdiğim filmler var fakat bu filmleri liste dışı bırakıyorum. Sadri Alışık filmleri arasından daha duygusal noktalara değinen filmleri derledim. Hadi listemize geçelim. Al artist hanımın resmini kutuya, aman düşmesin kirli suya, karanlıktan çıkıp fotoğraf haline gelsin, inşallah ötekilere benzemesin. Ve listeye Ah Güzel İstanbul filmiyle başlıyorum. Çok güzel bir filmdir. İlk sahnesinden daha sizi içine alıverir. Muhteşem eleştirilerle yozlaşan İstanbul'u ve insanları anlatır. Tiradlar, oyunculuklar, bu eleştirisel senaryo bir enfestir doğrusu. İzmir'den gelen genç kız şöhret olmak istemektedir. Ve seyyar bir fotoğrafçı olan Sadri Baba'yla da artistlik fotoğrafı ucuza getirirken tanışırlar. Ne yazıktır ki kızın güvendiği adamlar kıza karşı çok başka planlar kurarlar. Bizim Sadri Baba kızı kurtarayım derken bir bakar ki kıza karşı lacivert duygular besliyor. Beraber müzik yaparlar. Kızın sesi Sadri Baba'nın besteleri güzeldir ve muhteşem bir konsepte sahiptir. Ayrıca hicivle yapar işini. Peki bu zenginleşen kız hep aynı o temiz kız olarak kalabilecek mi? Ah ihtiyar medeniyet. Çocuklarına sağlam yepyeni bir dünya kurmaktan bunca aciz misin? Bizi yabancı diyarlardan getirttiğin süslü yalanlarla mı besleyeceksin? Bir ay kadar bir zaman kaçmam dememiş, gelmem dememiş. Ya yüzüğü çıkarıverdi eline. Israr ettim takmadı. Gazozunu içmedi. Yanında bile durmadı. Her seferinde bir telaşı, bir tatsızlığı var yani. Ya bugün Müjgan güzel bile değildi. Ötesi var mı? Ve listeye Ah Müjgan Ah ile devam ediyorum. Müjgan'a çok aşıktır bizim Sadri Baba ama paranın gözü kör olsun. İki kuruşa kanar Müjgan bırakır Sadri'yi ortada. Zaman işte keser de dönüyor sap da. İzleyin ve o izlediğiniz Türk filmlerindeki mutlu sonlarından birini görmeyeceksiniz, merak etmeyin. Sonra elini salladı. Allah kahretsin, yani erkeklik olmasa ağlayacağım be. 3-5 gün gelemedim kendime. Ya buram yanıyor abi. Nah, direksiyon, yol, taş, viraj. Ya trafik memurunu Türkan görüyorum, iyi mi? Sebepsiz yere doluyor gözlerim. Ne yemek ne içmek. Durup dururken bir ağlama. Ölüyorum be. Ne olur. Sana layık değilim. Osman kardeşiyle şoförlük yapmakta ve bu yolla geçinmektedir. Bir gün eski aile dostu kızını Ankara'daki sınava götürmesini ister. O da emanet kıza vurulur, iyi mi? Git zaman gel zaman kızla Osman'ın kardeşi tanışır ve birbirini sever. Anlayacağınız bizim Sadri yine üçüncü kişi olur fakat kardeşi gerçekten aşık değildir kıza. Onun parası için birliktedir. Daha neler olur neler. Hayat demek ölümü beklemek demektir. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları, işte falanları filanları göreceğiz. Birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra da ister istemez gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz. Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun. Serseri. Yalnız barakasında yaşayan başrolümüz balıkçıdır. Ve bir akşamüstü kör bir kızı bulur sokakta. Ona sahip çıkar, yardım etmek ister. Çok güzel bir oyunculuk sergiliyor Sadri Alışık bu filmde. Yalnızlığı çok güzel anlatan tiradları var. Hepiniz, hepiniz, hepiniz hakem olun abiler. Ya bu maç be, tıpkı bir maç. Ama böyle hayat sahasında oynanıyor. Oyuncuları bizleriz, topumuz da namusumuz, vicdanımız, insanlığımız. Ben Osman, ofsayt Osman. Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be?
Ünlü bu da mı gol değil be repliğine sahip olan film, hayatı boyunca hep offside'da kalmış, birçok şey istemiş ama becerememiş kalmış. Bir gün bir kızın hayatını kurtarır ve o gün hayatı değişir. Bu ilk ve tek golüdür hayata attığı. Bakalım neler olacak. İnsan hayatta arkadaş parasını kaybetmeli fakat ümidini kaybetmemeli. Ne demiş James Bond? Mesela insanlar kara kara düşünürlerse bahtları da kara olur demiş. Onun için insan Allah'a dua edecekmiş ki yani Allah da ona yürü ya kulum diyecekmiş. Sonra? Ya sonrası yok. Acı ile karışık. Acı ile karışık filmde bir sokak şarkıcısı ile sevdiği kızın yaşadıkları anlatılır. Osman, cüksaz arkadaşlarıyla beraber sokak sokak dolaşıp şarkı söyler. Ve bir gün köşeyi dönecek virajı alır ama ne viraj? Hayat aynı devam edecek midir? Artık şöhretin yükü büyüsü değiştirebilir mi bizim Sadri Baba'yı? Sıhhati afiyetine Fatoş. Kim bilir neredesin şimdi? Nerede ağladığını bir duyabilsem, uçar koşar gelirdim yanına. Efkarlıyım abilerle devam ediyorum listeye. Hey yavrum hey. Bizim gönlü bol Arif işportacılık yapmakta, akşamları da arkadaşlarıyla takılmaktadır. Fakat amcası sanayi zengini, onu bu hayattan çekip almak ister. Yer mi Arif? Neyse abilerim, ablalarım, onu uzaktan izleyen güzel roman yazarı hayatına dikey yoldan girip yanına sıvışmakta, onun hayatını yazıp parayı kıvırmak amacında. Bizim Arif ise lacivert duygular içerisinde anladın mı, elbet bunun bir karşılığı olacaktır. Bu Sadri Alışık filminde önce hüzünleniyorsunuz. Sonra bir anda kahkahalarla dolu anlar yaşıyorsunuz. Gerçekten çok renkli bir film ve günümüz komedilerinin çoğuna taş çıkartır. Efkarlı sosyetede. İntihar etmek isteyen zengin bir adamın hayatını kurtarıp sosyeteye giren, sonra da aşık olan bir işportacının öyküsü. Gerçekten sürükleyici bir komedi dram. Bu lafların hiçbir lüzumu harbiyesi yoktur. Neden dersen, çünkü bunların hepsi hoş fakat boştur. Senin yolun düz, bizimkisi yokuştur. Niçin böyle ümitsizsin? Tevekkül dil efkarlı demişler sana. Yo, böyle fazla samimiyetten hoşlanmam. Çünkü laballik getirir, yüz göz olur. Bak bayan Selma, biz ümitli yahut da ümitsiz olmak bize düşmez. Biz nöbeti teslim edeceğimiz günü beklemekteyiz. Benimle beraber olmak istemiyorsun demek. Senin başka lafın yok mu arkadaş? Karagöz'le Hacivat'tan bahsedelim biraz. Fenerbahçe bu hafta kaç çeker mesela? Oyuncak fiyatlarına zam tevatürü varmış. Çocuk kardeşlerimizin teessürü kafa karışı oynamakla geçer mi acaba? Komşunun tavuğu. Türkan'a ölen dayısından 11 milyon miras kalmıştır. Ancak dayısının vesayetnamesinde bir şartı vardır. Türkan ancak evliyse bu servetin sahibi olacaktır. Aksi takdirde servet diğer akrabalara paylaşılacaktır. Türkan da kocasından yeni boşanmıştır. Bu serveti alabilmek için yakın arkadaşı Nevin'le bir oyuna başvururlar. Miras Türkan'ın üzerine geçinceye kadar Nevin'in kocası Türkan'ın kocasıymış gibi rol yapacaktır. Tabi diğer akrabalar da Türkan'ın açığını yakalamak için boş durmayacaktır. Bir de bunun üzerine Türkan'ın eski kocası çıkıp gelince işler iyice karışır. Şu anki Türk komedi filmlerini alt üst edebilecek bir komedi gerçekten. Güzel bir senaryo, kadroyu tartışmaya gerek yok. Sadri Alışık filmler arasında en çok güldüren film bu film olabilir belki de. Evet dostlar, Sadri Alışık filmleri listemizin sonuna geldi. Bu listede daha az bilinen filmlere odaklanmayı tercih ettim. Turist Ömer üzerinde daha detaylı duracağım bir video planlıyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın dostlar. Ha bir de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim sevgili izleyiciler.